Merhaba değerli seyirciler. Dün şahane bir maç izledik. Evet, senden dinlemeye sabırsızlık söylediğimiz gibi 2-0'da bitti. Söylediğin gibi. Evet. Ben 2-1 dedim galiba. Sonunda bildik. He? Bildin. Evet. Ben sen pek şey yapmadım. Işte. Peki. Hamama atayım yani. Ben o direkten dönen top girdi diye görmüştüm. Evet. Yanlış görmüş. Gözlüğünü yanına almamışsın ondan. Evet, kötü. Ne diyorsun? Ben buradaydım. Ben maçtaydım. Sen gerçekten maçtaydın. Müthişti yani. Mükemmel bir geceydi. Çok çok güzel bir maç oldu zaten. Sonuç öyle. Seyirci şahane, maç şahane. Her şey 4-4'lüktü. Skor. Olağanüstü şahane. Bir ilk 20 dakika. Olağanüstü evet. Olağanüstü çok uygun. Bir ilk 20 dakika. Sonra çok iyi bir maç, mücadele. Ben şöyle bir şey düşündüm maçtan sonra. Bilmiyorum katılıyor musun? Beşiktaş ilk yarıda ki çok iyi oyununu, gerçek bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için 2-0'a getirdi. Leipzig ikinci yarı çok çünkü iyi oyununu... Çünkü oyun zaten bir süre oynanabilir. Bilmiyorum, onu başka... Baksana söyleyeyim. Leipzig'e karşı öyle mi olabilir? Yani ama o kadar da kolay değil oyunu Leipzig'e karşı öyle oynayabilmek değil, 90 dakika boyunca. Yani tekrar edeyim. Çok iyi bir Şampiyonlar Ligi oyunu oynuyordu. Bunu skora çok iyi bir oyun oynuyordu. İyi bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için bunu skora taşıyabildi. Hı-hı. Doğru. Leipzig ikinci yarıda çok iyi bir oyun oynadı ama henüz bir Şampiyonlar Ligi takımı olmadığı için bunu skora taşıyamadı. Yani sanki biraz tecrübe, ustalık, Şampiyonlar Ligi takımı olmak farkı yaratan oldu evet. Gibi geliyor. Yani bir bilmiyorum, ustayla genç, oradaydın. Dinamik bir rakip. Yüksek enerjili. Yüksek enerjili bir iki takımın evet bir ustayla bir yüksek enerji, iyi dinamik ve iyi oynamaya çalışan çok iki takımın mücadelesiydi. Onları da takdir etmek lazım yani. Çok çok. Çok. Bir saniye durmuyorlar ya. Durmuyorlar. Werner oynayamadı tabii. O enteresan ya, bir durumdu. Evet. Werner'e yani onu izleyemediğimiz için üzüldük tabii ama... Ben şeye de şimdi çok da dalga geçiliyor bu konuyla. Bir yandan da yani Werner'i saf dışı bıraktı seyirci. Evet. Ama lazım şunu yani. Bak. Enteresan. Bu dalga, yani tabii ki bunun üzerinde durulmalı. Haberler olacak. Aman dalga geçmeyin. Yarın öbür belki gün, bir problem olabilir. Yarın değil öbür mi? Gün çocuğunuzun başına gelirse çünkü sese evet. Duyarlılık işi çok rahatsız edici. Çok zor bir iş. Evet. Muhtemelen biliyor muydu bilmiyor muydu Werner'in bu sese duyarlılık konusunda bir problemi var. Var var yani çok. Evet. Tabii ben bir tıp hekimi olarak burada konuşmayacağım tabii ki öyle olmadığım için özellikle. Bir tıp meraklısı olarak konuşabiliriz. Bir meraklı olarak söylüyorum. Gençlere bir şey var burada tavsiye. Şu kulaklıkla müzik dinlerken sesi fazla açmayın. Aynen öyle. Sonra böyle şeyler oluyor işte. Olabiliyor. Werner'in durumu bak, odu mudur bilmiyorum. Burada görüyor musun bak? Werner'in durumu o mudur yani bilmiyorum ama... Kulağını tıkadı. Evet ama çok rahatsız edici aklına ısık sesi. Yani rahatsız edici ama Vodafone'da... bu derece oyunu etkileyecek kadar bir rahatsız ediyorsa... Abi insanoğlu tür. Evet. Yani o duyumu... Sen o işleri iyi bilirsin esasında bana anlattırıyorsun ama o duyumu aralığı biraz daha genişse... Doğru. Yani benim senin duymadığın yani bir şeyi... Yüksek frekansa daha duyarlı bir kulağı varsa rahatsız edebilir. Evet. Ya da senin benim duymadığım bir şeyleri şey duyuyorsa... Şey gibi değil orada. Mi? Mesela o hani şeyler vardır, köpek düdükleri vardır. Aynen. Yüksek frekanslı. Biz duymayız. Sen duymazsın çünkü 20 bin hertz'in üstünü daha yüksek işte. Frekansları insan kulağı duyamıyor. Dolayısıyla 20 bin hertz'in üstünde bir ses çıkardığı için ve köpekler onu duyabildiği için o sesten çok rahatsız olurlar ve kaçarlar. Hmm. Benzeri bir durumdan söz ediyorsan vallahi, evet. Bence öyle çünkü bu ıslık, ıslığa verilmiş bir tepki bu. Evet, evet. Dengesi bozuldu çocuğun ya. Evet. Geçmiş olsun yani. Evet. Aynen öyle. Peki. Ama tabii bir taraftan da orada da öyle bir ambiyans yaratılıyor. Tabii canım yani bayağı bir yani gerçekten inanılmazdı. O elektriklerin gittiği andaki ışıklar söndü ya. O andaki kulübü seyirci yolladı zaten. Şeyi biliyorum gösterisi onu. Yok, hayır. Tabii yani işte telefonlarıyla transfer yapan taraftar bugün de aydınlatmaya destek oldular. Tebrik müthiş ediyoruz bir şey diye. Oldu yani. Müthiş bir şey oldu. Gerçekten öyleydi. Yani şöyle bir durum var. Bu iş, bu tribün işi. Hı hı. Hıncal abinin kulaklarını çınlatayım. O nanini 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 derdi ya. Öyle bir iş değil. Evet. Bunu nihayet
anlıyoruz. Bir şova dönüştürmeyi becermişiz. Oyunun bir parçası oyunun olmak. Oyunun parçası olarak tabii. Ya, o yaşananlara uygun şovları hayata geçirmek gerçekten tam da öyleydi. Bu her zaman lehine olmayabilir. Bence mesela Leipzig'in ikinci yarıdaki o çok iyi baskılı oyununda bu ambiyansın da etkisi var. Çünkü burada insan oynamak ister. Doğru. Sen dün onun altını çizmiştin. İster zaten. Abi burada oynamak ister. Bu tip ortamlarda insan futbol oynamak ister. Dolayısıyla hani bazen rakip üzerinde etki yapar. Werner olduğu ortam, gibi. Ortam mücadeleye futbolu çok oynamaya müsait. Çok müsait. Mücadeleye yani. Çok müsait. Çünkü yani ve ortaya ne olursa olsun keyifli bir oyun çıkıyor. Amaç da bu çok, değil mi zaten? Çok. Tabii onların ikinci yarıdaki o beceriksiz son vuruşları sebebiyle de müteşekkir olduğumuzu. Tabii. Ama Fabri'nin de hakkını verelim. Seyrettiğim en iyi performansıydı. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Çok iyiydi. Özellikle yani, parmak ucuyla çıkardı. Top. Yani oradaki i̇şte. Reaksiyonu çok üst düzey. Bu pozisyon mu? Evet, bu pozisyon. Galiba evet. Şahane bir reaksiyon. Evet, evet. Kolay değil. Önünde değil. Tamamen kapalı önü değil, çünkü. Değil. Yani çok iyi vuruş. Köşeye vuruş. Çok uzun. Evet. Yani maçı bak doyamıyoruz seyretmeye. Bir bir şampiyon yani ikinci yarıdaki oyun tabii eleştirilecek çok şey çıkar. Ben Oğuzhan üzerinden biraz onu okuyorum. Yani o baskıyı kırmakta Oğuzhan'ın biraz daha fazla iş yapması lazımdı. Şu konuda hak veriyorum. Adriano'nun kattığı akılın olmaması. Sen Medel'i beğenmişsin ama defansif olarak beğendin evet, herhalde. Defansif olarak. Oyunun yani o baskıyı kırmakta Adriano olduğu zaman onun aklı başka bir akıl. Daha üst düzey bir akıl. Belki fizik olarak çok iyi durumda değil ama tamamen zekasıyla oynuyor oyunu. Ve sıkıştığınızda atabileceğiniz bir pas istasyonundan ötesi bir pas kaynağına dönüşebilecek bir adam. O baskıyı açmak konusunda... kırmak konusunda yardımcı olabilirdi. Oğuzhan biraz yalnız kaldı bu konuda. Ama Tolga girene kadar. Çok sağlam bir oyuncu. Yani çok ne sıfıra yakın hatayla oynuyor. Yetmez. Bu evet. Ya tabii ki öyle ama bu takdir edilecek bir hal. Beşiktaş daha fazlasını istiyor artık. Evet. Daha fazlasını istiyor. Yani o sınıra geldi. Daha fazlası lazım artık. Medel de çıkabilir mi? Çıkabilir. Daha ikinci Şampiyonlar Ligi maçını oynuyor da kariyerindeki. Tamam. Öyle bir durum var enteresan bir şekilde. Okuyayım mı başlıkları? Bilmem sen Hürriyet, sevmezsin ama. Hürriyet, böyle çok güzelsin. Sabah, büyüksün kartal. Vatan, kartal kanatlandırır. Milliyet, Beşiktaş kanatlandırır. Star, Avrupa kartal görsün. Habertürk, Beşiktaş'ım sen çok yaşa. Fotomaç Avrupa'nın yeni kralı, Fanatik Türkiye'nin Avrupa'daki yeni tarih yazarı gururla sunar. Şenol Hoca'nın güzel bir fotoğrafı. Bu çok güzel olmuş. Güzel değil olmuş mi? Evet. Daha esasında aşağısında bu maç sonunda değil mi? Tabii maç sonunda Şenol Hoca'yı alkışladılar. O da seyirciyi selamlarken. Güzel olmuş. Şu fotoğrafı. Murat Akbaş'ın fotoğrafı. Onu da tebrik edelim. Peki. Hocalar neler dedi maçtan sonra Şenol Hoca ve Leipzig Teknik Direktörü Hasan Hüttl demişlerini dinleyelim. Zor söyleniyor ama söyleniyor ya. Evet. Hasan Hüttl. Fatih Demirel'in de bağlanalım mı? Nasıl söyleniyor bir söylesin. Hasan Hüttl. Yani ona söyletirsek hiç anlamayız. Hiç anlamayız doğru söylüyorsun. Boş ver. Bildiğimiz tam gibi söyleyelim. Tam çünkü. Evet. Ya da Ralf de direkt. Ayıp olur ya. Adıyla hitap etmeyelim. Evet. Evet izleyelim. Bütün oyuncularımız gayretliydi, iyi niyetliydi. Çok yoruldular. İkinci yarı oksijene gitmediği dönemler oldu. Baktığımızda dengeli oyun pası yaparak da oyunu tutamadık. Çıkışı da topları iyi kullanamadık, kaybettik. Ama buna rağmen kazandık. Önemli bir galibiyetti. Yarışta 6 puanla öndeyiz. Ama bunun da bir garantisi yok. Çünkü oynayacağımız Monaco takımı 2 maç üst üste oynayacağız. Onların şu anda 1 puanı var. Bizim maçta son şanslarını kullanacaklar. Dolayısıyla 2 maçta alacağımız 2 beraberlik veya 1 maçı kazanmak bize çok büyük bir avantaj getirir diye düşünüyorum. Değişik bir grup. O yüzden 6 puana güvenmeden çıkmamız lazım. Ama bugün için oyun başından itibaren bize destek olan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın da
olağanüstü motivasyonla ve konsantre olmalarından dolayı katkılarına, takımın kazanması için uğraşlarına teşekkür ediyorum. Hepsi yoruldular ama mutlu oldular. Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk yarı iyi oynadılar ve buldukları iki golle galip geldiler. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçın başında atmosfere yenildik. Bizim için çok yeni ve alışkın olmadığımız bir atmosferdi. Belki de buna çok fazla takıldık. Böyle bir atmosfere takımı hazırlamak mümkün değil. Sağır eden bir tezahürat vardı. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi baskı altına aldı. Daha önce böyle bir atmosferde oynamamanın bedelini ödedik. Beşiktaş tecrübeli bir ekip ve 6 puanla grupta zirvede olması tesadüf değil. Bak her Hazel Güç'le şeye bağlıyor. Benim suçum yok diyor. Evet. Biraz da o da var ama bu açıklamalarda. Benimle evet. Alakası yok vallahi bilmiyorum diyor. Nasıl oldu? Ne yapayım diyor, ben bunu nasıl hazırlayayım? Ne yapacağız biz? Yani bu çok tabii ki böyle ama ilk 25 dakikadaki oyunu bir kenara... Hiçbir şeye bağlama. Kapamasın. Tabii. Kapamasın. Tabii. Çünkü o oyun... Bunları kendi silahlarıyla o çok bak. İyi bir plan. Değil mi? Tabii çok iyi plan. Yani hocanın yaptığı iki... Yani Quaresma'yı sahada tek başına bırakan, markaj dışı bırakan... Babel, Cenk, Talisca üstüsünü hareketli ama Quaresma'dan uzak tutup bütün savunmayı oraya çekip çıkışları da merkezden çıkan bir takım olduğu için tamamen oraya toplanıp tamamen bütün kapıları kapatıp yani Keita 6 tane foul yaptı. Kırmızı kart görmesi lazım. Çıkamıyor. Niye? Çıkamıyor çünkü delirdi. Şimdi bütün o planı çok iyi yaptı. Yapılmış ve çok iyi uygulandı. Yani diyorsun ki Quaresma bu takımda değil, başka bir yerde oynuyor. Geri kalan takım başka bir şey yapıyor. Quaresma'ya döndüğün anda gol. Şimdi bu çok özel, güzel bir plan. Şimdi yani Hasenhüttl ben Şenol Hoca biraz beni knockout etti demesi lazım ilk 25 dakikada. Biz knockout olduk burada demesi lazım. Söylemesi gereken şey bu. Ama onun da ikinci yarıda verdiği tepki güzel. Dedi ki biz buradan merkezden kıramıyoruz bu işi. Çizgiye basalım. Keita en sağa gitti. Çizgiye bastı. Sola açıldılar, sağa açıldılar ve aldılar oyuna. Güzel bir yani teknik direktörlük sanatı açısından güzel bir gündü. Öyle. Güzel bir gündü. Tabii skor da çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi bu sezon bunu yapmaya devam edeceğiz umuyorum. Bir Cenk güzellemesi de yapmamız lazım. Evet. Çok çok çalıştı, çok uğraştı ama bir gol atamadı. Ama verdiği pas. Tabii canım. Asist. Yani çok iyiydi. Bir de gol atsaydı diyorum. Çok güzel bir çapraz vuruş da yaptı ilk yarıda. Olsun, ben skoru bilemesem de olur yani. Bir 3-0 iyi olur. Güzel. Cenk, dün de söyledim ama tekrar edeyim. Bak şöyle oluyor. Böyle yükseldikçe hafifleyip, rahatlayıp kendine güveni geliyor. Yani böyle Nirvana'ya yaklaşıyor. Yunus dedim işte Kung Fu'daki çekirge vardı ya. Evet. O dizi öyle gençler hatırlar mı? Evet, çekirge. Almaları falan çok ustaca. Yani çok. Gerçekten çok ustaca. Ve çok güvenli. Çok güvenli. Sahada zaten çok üst düzey bir basıyor geçiyor. Vardı dün yani. Hani işte her oyuna giren de bu oyuna adapte oldu. Yani doğru. Gerçekten güzel bir oyun. İşte Oğuzhan'dan biraz daha fazlası lazım. Onu talep ediyoruz yani. Peki, Hürriyet, Werner'in dramı Beşiktaş-Leipzig maçında belki de futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Stattaki gürültü nedeniyle dengesini yitiren Timo Werner, takım doktorundan kulak tıkacı aldı. Werner tıkaç işe yaramayınca 32. dakikada yerini Klostermann'a bıraktı. Werner'in saha kenarına gittiğinde kulüp doktoruna nefes alamadığını söylediği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maç sonu yaptığı açıklamada kendisinin de zaman zaman yüksek sesten etkilendiğini dile getirdi. Güneş, Vodafone Park'ın açılış karşılaşmasında bunu yaşamıştım dedi. Hoca söylemişti. Umarız psikolojik bir durumdur. İnşallah tabii. Genç ve yetenekli çok. Yani tabii ki dünkü maçın dengesi açısından Beşiktaş'ın çok işine yaradı. Doğru. Çünkü ikinci yarıdaki baskıyı yerken Werner'in sahada olması başa iş açabilirdi. Açardı. Çünkü o son vuruşlardaki beceriksizlik... Hı-hı. Werner'in olması halinde olmayabilirdi çoğunda. Tabii ki Fabri'nin çok başarılı şutları da kurtardığını tekrar edeyim ama büyük bir avantajı oldu. Doğru. Umuyorum. Bir de bizim Emeğin Sabah şeyi var. Hani dünyanın en akıllı stadı. Ha, yani o da güzel, bu evet. Işıkların sönmesi o kadar hakikaten zamanlaması mükemmeldi. Değil mi? Santrfor'u şeyle tiz sesle ekarte edip iş sıkışınca da ışıkları söndürebilen bir stat var. Stadımız var.
Evet, hepsi bir yana gerçekten Beşiktaş'ın oyununu çok takdir etmek lazım. Ben ikinci yarıdaki Leipzig oyununu da takdir ediyorum. Tabii ki, tabii. Aynen. Zaten maç sonu karşılıklı açıklamalarda herkes birbirini tebrik ediyor. Umuyorum öyle. Türkiye'de de böyle bir standart yakalayabiliriz. İnşallah. Yoksa mesela Keita'nın atılmaması üzerine sabahlara kadar konuşabilirsin. Mesela derbide olsa konuşurduk sabaha tabii. kadar. Şu anda onu konuşuyor olacaktık. Bir değil iki tane kırmızı kart var tek bir pozisyonda. Hı-hı. Bir böyle yapıştırıyor bir böyle yapıştırıyor. Hı-hı. İki dirsek. İkisi de kırmızı diyorsun. İkisi de kırmızı. Yani birisi turuncu da diğeri net kırmızı. Milliyet Kartal gururla sunar. Şampiyonlar Ligi G grubundaki mücadelesine Porto zaferiyle başlayan Beşiktaş, Leipzig karşısında tarihi bir gece yaşadı. Gruptaki ilk maçta Porto'yu deplasmanda yenen ilk Türk takımı olmayı başaran Siyah Beyazlar, dün Alman rakibi önünde 3 farklı ilke birden imza attı. Vodafone Park'ta geçen sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 3 beraberlik alan Beşiktaş, yeni stadındaki ilk zaferini Leipzig karşısında elde etti. Beşiktaş Avrupa Kupalarında Alman rakipleri karşısındaki galibiyet özlemini de bitirdi. Porto'dan sonra Leipzig'i de mağlup ederek 6 puana ulaşan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan ilk Türk takımı olmayı da başardı. Dev Arena'da daha önce hiçbir temsilcimiz ilk 2 maçını kazanamamıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bu sezondan önce ilk 2 maçını kazanan 122 takımın 112'si grup aşamasını ilk 2 sırada bitirdi. Yani %92'si. Evet. Tabii Monaco maçları belirleyici olacak. Yüzde kaçı ilk sırada bitirdi acaba? Ha, ona bakalım artık diyorsun. Mevzu olsun diyorsun. Değil mi? O olsun mevzu. İyi kabul. Sabah. Fantastik dörtlü. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapıp yoluna kayıpsız devam ederken hücum hattındaki 4 isim bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Babel ve Talisca Porto maçının ardından Leipzig karşılaşmasında da gol atmayı başardı. Porto kalecisi Casillas'ı jeneriklik bir vuruşla avlayan Cenk Tosun dün akşam Babel'e asist yaptı. Quaresma ise her iki maçta da gol pası vererek kazanılan 6 puanda pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı sağladı. 3 gol ve 4 asist. Şimdi gollerin üzerinde durmak lazım. Birinci gol Cenk'in yaptığı asiste Tosic'in de payı çok yüksek. O hani rastgele bir şişirme değil. Cenk'i şimdi oyun Şenol Hoca'nın çizdiği oyunda Cenk Babel, Talisca üçlüsünün hareketli olması var. Yani kimin nerede oynadığını çok anlamıyorsun. Hı hı. İlk defa seyreden bunlardan hangisi santrfor diye sorar. Hı hı. Yani Cenk sola gidiyor, Talisca öne gidiyor. Babel arkada, Babel belki sola çok az gidiyor. Anlatabildim mi? Çok karışık bir oyun var. Bu, şimdi Cenk'i attı. Tabii burada savunmacının da bir hatası var. Yönlendirmiyor Cenk'i herhangi bir yere. Cenk'i iki imkanı da tanıyor. Cenk de çok doğru ve hızlı hareket edip işi bitiriyor. Tabii Babel'in de hani soluyla yaptığı vuruş önemli. Şimdi burada bak Quaresma yok resmin içinde. Halbuki bir numaralı silahın. Asist silahın. Bu dizayn edilmiş bir şey. Hoca zaten maçtan sonra da anlattı. Quaresma'yı ters toplar. Talisca yaptık ikincisinde işte. Şimdi mesela ikinci golde Quaresma'nın asistini övüyoruz. Çok doğru. Ama bir önceki pasta Talisca'nın yaptığı iş asıl önemli olan. İkinci goldeki. Yani oyunu tersi bir anda açıp bütün markajı dışarıda bırakmak. Çünkü adamlar topun olduğu yerde yoğun olmayı ne o total futbol diyebileceğimiz oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yani topun olduğu yere en kalabalık şekilde gidelim. Yani 20 dakika, 25 dakika derslik. Derslik. Belki de hani hoca şöyle düşünmüş olabilir. Maçtan sonra bilmiyorum, o soru sorulmadı. Hani derbiden çıktık, yorgunuz. Ligde de böyle yaparsın ya, şampiyonluktan geldik, yorgun. Bak şimdi, Talisca'nın pası. Görüyor musun baskıdan nasıl çıkarıyor topu? İşte plan buydu zaten. Bunu ikinci yarıda Leipzig yaptırmadı. Çünkü oyunu çok geniş alana yaydıkları için senin savunman gereken alan çok geniş oldu. Ve bu oyunu ileride oynatamadın. Tabii. Oynayamadın. Onlar da yani Hasenhüttl'ın da burada bir başarısı var. Konuya dönelim. İlk 20 dakikada biz bir an önce bulalım. Sonra biraz daha dengeli oynarız dedi hoca.
Muhtemelen planı öyleydi. Buldu da çok acayip bir baskı yaptı. Buldu, dengeli oynadı. Ancak bu oyunda şöyle bir durum var Leipzig'e karşı oynadığın zaman. Ya bu oyun dengeli geçmiyor. Ya sen alıyorsun ya onlar alıyor. Çünkü Leipzig'in yazılımı böyle. Adamlarda bir denge oyunu yok. Ya topa sen sahip oluyorsun ve savunmada hata yapan bir takım olmaya başlıyorlar. Ya da oyunu onlar aldığı anda da hurra 20 kişiyle geliyorlar. 10 kişiyle değil. Sen çok daha yakından gördün. Yani topuyla, tüfeğiyle, tankıyla her şeyle geliyor. Ve buradan çıkmanın bir yöntemini bulman lazım senin. İkinci yarı bulamadık onu. Ya Tolgay girdiğinde bir 4-5 dakika bir rahatladı, nefes aldı takım. Sonra yeniden onlara geçti. Sonra son 4-5 dakika yine bir denge oluştu. O yüzden söylüyorum. Ya yani ilk 25 dakikada Beşiktaş 10 üzerinden 10. Bir de iki tane de yıldız yanına. Müthiş bir şey ya. Bu sırf rakip Leipzig olduğu için. Tabii. Yani bir de o iki yıldız da onun için. Tabii. Çünkü neden? Acayip dinamik bir takım. Ve rakibi hani en önemli oyuncusuna 6 tane foul yapma zorunluluğu koyuyorsun masaya. Kardeşim bu oyun böyle oynayacak. İstiyorsan oyna, istemiyorsan oynamıyorsun. Ama işte ondan sonra da onlar aldı. Tabii. Onlar niye yapamadı? Çünkü henüz bir Şampiyonlar Ligi takımı değiller. Ama olacaklar. Evet. Milliyet, bonservisim umarım alınır. Porto'dan sonra Leipzig ağlarını da havalandıran Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden gol attığım için çok mutluyum. Kendimi fizik olarak çok güçlü hissediyorum. Zor bir gruptayız. Güçlü takımlar var. Monaco'yu yenen Porto da iyi bir iş çıkardı. Gruptan çıkmak istiyoruz dedi. Brezilyalı yıldız kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini de söyledi. Başkan Fikret Orman'ın Talisca'nın bonservisini almak istiyoruz sözlerini değerlendiren Talisca, "Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Umarım her şey yolunda gider ve bonservisim alınır." diye konuştu. Şimdi buradan da şunu söyleyebiliriz. Talisca'nın oyununda büyük bir gelişim var. Özellikle Şampiyonlar Ligi oyunlarında. Bunun ligde de aynı şekilde devam etmesi lazım ama. Biraz Şampiyonlar Ligi'nde daha bir havaya olması gerektiği gibi oynuyor. Ligde biraz daha hani takımın yıldızıymış gibi oynuyor. Bu standardı sağlayabilmek lazım. Belki hani Fenerbahçe maçındaki sertlik onu biraz geri adım atmaya itmiş olabilir. Hani ya Şampiyonlar Ligi maçı var şimdi sakatlanmayalım diye düşünebilir. Doğru. Bir genç yabancı oyuncu. Birinci kısmı bu ama Talisca'nın oyununda çok büyük gelişme var. Onu söyleyeyim yani. Geçen sene tek yönlü sadece topu ayağına aldığı anda ve kaleyi gördüğü anda özel oyuncuydu. Şimdi sürekli özel oyuncu. Yani Quaresma'ya attığı pas ve aldığı pas. O ikili oyunu özel olarak bakmak lazım. Oradaki yapılan iş işte böyle yapılır. Güzel, doğru iş diyorsun. Doğru iş bu. Böyle yapılır. Talisca'ya oradan yüksek puan. Bir de Porto'nun hatırlarsan 3-1 Beşiktaş kazandıktan sonra burada beraber konuşurken Porto ile ilgili şunu söyledik. Bu Porto öyle kötü takım değil. Şimdi böyle bizim taraftarda şöyle bir durum var. Ya ne kötü takım değil. İkincilikte oynar falan diyorsun sen. O zaman senin yaptığın hiç önemi yok ki. Yani rakibini niye değersizleştiriyorsun kardeşim? Ya bu Leipzig'te takım mı? Çoluk çocuk. O zaman senin niye bu kadar seviniyorsun ki çoluk çocuksan? Ya rakibin ne kadar değerliyse senin başarın da o kadar değerlidir. Sen bir maçı kazandıktan sonra rakibini yüceltmen lazım. Ya çok iyi takım, olağanüstü bir takımla oynadık. Çok enerjik. İleride çok can yakacak oyuncuları var. Zaten öyle. Ama kazandık. E tabii böyle. Zaten öyle. Öyle işte tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ama buraya bu. Ya, rakibi küçümsüyor. Benim başıma seneler evvel gelmişti ya. Dedim ki Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti o ünlü çeyrek finale. Dedim ki bu Sevilla, tabii seyrediyoruz da maçta. Herkes de seyrediyor gerçi yani gizli saklı bir şey yok ki artık. Ya, çok iyi bir takım. Yani işte bu Dani Alves'ler falan oynuyor işte yani daha ne? O Keita'lar bilmem neler falan acayip bir takım. Hakikaten acayip bir takım. Çok iyi bir takım. Fenerbahçe bu turu geçerse olağanüstü bir şey yapar gibi. O zaman TRT'deyim galiba. Hı hı. Böyle bir yorumlu işte. Çok iyi bir takım. O gene böyle internet sitelerinde çok iyi takım. Olağanüstü. İki defa UEFA şampiyonu olmuş. Ya Fenerbahçe turu geçti. Stadın önünden yayın yapıyoruz. Saldırıyor orada. Hani Sevilla böyle diyorsun filan. Nasıl ya? O zaman niye seviniyorsun? Yani Sevilla çok iyi diyordun. Hani ne oldu? Diyor. Ya sen iyi dedin diye Sevilla'yı tutuyorsun. Hani ne bileyim ya. Hani iyiydi? Acaba öyle bir şey mi? Ya kardeşim senin orada niye seviniyorsun kötüyse o zaman? Müthiş bir iş yaptın.
sevineceğine Sevilla çok iyi iş yaptı diyen adama kızıyorsun bari. Şimdi bu ben sana söyleyeyim. Ya tabii herkes böyle değil. Şimdi dün mesela bakıyorum Leipzig'te takım var falan diyene. Mesela Porto çok iyi takım. Beşiktaş'ın yaptığı büyük iş. Zannetmeyin ki böyle gidecek. Hadi ya nereden filan. Al işte buradan. Gittiler ya inşallah. Zaten şimdi bak. Ya niye onlar, kendi başarısını küçültmek Cenk isterim? Topçu değil. Ha. İşte bunlar çoluk çocuk. Porto çok kötü takım falan. Bunlar alt alta koyduğun zaman. Çık kendin orta, oyna değil mi? Porto çok inanılmaz enteresan bir şey çıkıyor zaten. Ha bunu bir tartışma açmak için eğer söylüyorsanız kabulüm. Bazen böyle insanları fişteklemek gerekir. Bir tartışmaya açacaksın mesela. Anlatabildim mi? Ama bu yani rakiplerinizi küçümsemeyin, rakiplerinizi büyütün. Hatta olduklarından daha da önemli olduğunu söyleyin ve sonra bunu Avrupa'da alıştıktan sonra bunun da keyfini çıkarın tabii, değil mi? Türkiye'de de böyle yapmaya başlarsınız tabii belki ve iş daha keyifli hale gelir. Yani çünkü Avrupa'da başarılı olan ilk kendi rakibine, içerideki rakibine falan yapmaya başlıyor. Ya o niye değersizleştiriyorsun? Senin, bir yandan da senin galibiyetini büyüten rakibinin büyüklüğüdür. Bir yandan da bak şapka çıkarıyoruz Habertürk'ün haberi. Leipzig kulübünün resmi Twitter hesabı Beşiktaş'ı tebrik etti. Maçın ilk yarısında kulaklarımız sağır oldu ifadesini kullanan Almanlar, karşılaşma sonunda ise transferde kullandıkları cep telefonlarını stat aydınlatmasında da kullandılar. Beşiktaş taraftarına şapka çıkarıyoruz yorumunu yaptı. Öyle. Gerçekten müthiş bir şovdu. Öyle. Bundan Rıdvan sonra, Hoca ne bundan diyor bak. Bundan sonraki maçta sen burada yayındasın, ben maça gidiyorum. Tamam. Monaco oradan maçı mı yayın yapsak? Sen cep telefonuyla güzel yayın yapıyorsun ya. Oradan yapalım. Gel biz sen de Monaco'ya gidelim. Monaco'ya gidelim. Rıdvan Dilmen'in Sabah gazetesindeki yazısını okuyorum. Bu maç bence Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiminden itibaren kazanıldı. O gün ceza almıştı Şenol Hoca. Yardımcısı konuştu. Antrenör ve oyuncular medyanın büyük gazına rağmen konsantrasyonunu bozmayıp maçı yaşamayı orada bıraktılar. Kolay değil. Fenerbahçe-Beşiktaş Ali Palabıyık üçlüsünden gündemi çıkarıp o maçta yaşamaktan vazgeçtiler. Bu maçta yaşadılar. Birden 90 artılara kadar iyi ve doğru oynayarak kazandılar. Yani hakikaten çok hani o psikolojiden çıkamayacak olmaları çok ürkütücü bir durumdu maç öncesi. Ama Rıdvan Hoca'nın dediği gibi öyle olmadı. Neden? Çünkü bu bir Şampiyonlar Ligi takımı. Tabii. Evet. Yani bunu defalarca gösterdi, göstermedi, hı-hı, devam ediyor. Ondan. Hı-hı. Başka bir sebep yok yani. Şampiyonlar Ligi takımı. Yani bunu yani uzun uzun anlatılabilecek bir şey aslında. Ya da sadece bunu söyleyip bırakabileceğim bir şey. Metin Tekin Sabah gazetesinde yazdı. Kadro kalitesi ve oyunla başka bir seviyeye giden Beşiktaş diyor. Şampiyon hasbelkader Şampiyonlar Ligi kotasına girebilmiş bir takım değil. Çünkü öyle takımlar olur. Hasbelkader o sezon ligde bir başarı sağlarsın, Şampiyonlar Ligi'ne girersin. Beşiktaş giremese bile Şampiyonlar Ligi takımı ama. Tebrik ederim işte. Ya o seviyede yani, hı-hı, mesela Europa Lig'de olsa ne iş var bunların burada? Orada olmaları lazım dersin. Yani bu adamların UEFA Kupası'nda ne iş var? Bunların Şampiyonlar Ligi'nde olmalılar, hı-hı, dersin. Şimdi, oluyor ya mesela Liverpool oluyor orada, işte Dortmund, hı-hı, oluyor, zaman zaman Milan oluyor, zaman zaman Inter oluyor. Diyorsun ki ya bunların ne işi var burada? Hı-hı. Yukarıda olmaları lazım. Beşiktaş'ın şu andaki takımı da öyle bir takım. Bu, hı-hı, bir Şampiyonlar Ligi takımı. Kadro kalitesi ve oyunla başka bir seviyeye giden Beşiktaş izliyoruz. Çünkü en büyük sahne Şampiyonlar Ligi'dir ve Beşiktaş bu sahnede oynadığı iki maçta da kusursuzdu. İlk yarıda Oğuzhan, Babel ve Talisca organizasyonu ve buna katılan Quaresma etkisi öne çıktı. Savunma merkezinde Atiba. Bir tek bakıldığında Fenerbahçe maçındaki performansı da dahil Medel'in oyunculuğuna sözüm yok ama sağ bekliği biraz soru işareti doğuruyor. Katılıyorum. Sen katılmıyorsun peki. Sen beğenmişsin dün. Medel'in yani şey bir oyuncu. Güvenilir. Vardır, garanti oyuncu evet. Yani bazen çok ihtiyaç olan bazen takımların çok ihtiyaç hissettiği tarzda bir oyuncu o. Öyle olmasa zaten iki hafta önce Şenol Hoca bundan sağ bek olmaz deyip iki hafta sonra sağ bek oynatmazdı herhalde. Hep ihtiyacın olacağı. Yani elinin altında bulunması gereken. Bundan sağ bek olmaz demedi tabii de. Sağ bek değil dedi. Orta saha oyuncusu dedi. Cem Dizdar Fanatik'te yazdı. Türkiye taktik faulü tartışa dursun. Leipzig ilk 10 dakikada ısrarla faul yaparak Beşiktaş'ın oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Ancak başaramadı ve golü yediler.
Beşiktaş bunu iki önemli şeyle başardı. Biri oyuncuların faullere itiraz etmek yerine oynamaya odaklanıp ısrarla tempo skor arayışında olması. İkincisi ise topu elde tutarak rakibin süratli çıkışlarına izin vermemesiydi. Güzel bir tespit. Teşekkür ediyorum Cem Dizdar'a. Ali Ece Hürriyet, geçen sezona göre Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki en büyük artısı Pepe. Müdahale ve kademe kalitesi bir yana, doğru ve hep hücum başlatan top çıkarmaları, ilk pasları diğer yana. 30-40 arası ve 70 sonrası baskı yenmemesinin sebeplerinden birisi de cumartesi derbide uzun süre eksik oynanmasıydı. Neyse ki 40'tan itibaren kaptan Oğuzhan duruma uyandı. Takım boyunu öne çekip önde karşı prese liderlik etti. O önde kapılan toplarda Talisca 3 kez ısrarla Q7'yi gördü. Üçüncüsünde savunmadaki boşluğu da görüp golünü yazdı. Evet, işte bunu Oğuzhan'ın bu yaptığı katkıda bulunduğu şey diyeyim. İkinci yarıda da yapmasını bekledik. Kıramadı onu. Beşiktaş belki de çok yoruldu o da. Destek bulamayınca. Evet, Pepe'yi de gerçekten bu maç için konuşmak lazım. Birçok ciddi hata yaptı. Yani o çok can yakabilirdi. Doğru. O çizgide kaptırdı top. Yani kornere çıkmasın mı uğraştı, ne yaptı orada? Bir onun dışında %100 de oynadı. Evet. Katılıyorum. Ama işte savunmada da bir küçük yüksek hata her şeyin sonu olabiliyor. Evet. Şansı vardı. Bir Şampiyonlar olsun. Ligi takımı diyorsak o hatalar çok minimum olması bir de Pepe lazım. Tabii. Ya Şampiyonlar Ligi'nin posterine resmini koyarsın adamı. Tabii. Bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı daha da konuşulur bu maç da. Diğer haberleri de vallahi şöyle bir göz atalım. Vallahi şimdi çok kısa bir şey söyleyeyim o konuda. Söyle. Hani çok övüyorsun, övüyorsun falan diyenler oluyor. Bunu övmek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Abartmak zorundayız hatta zaman zaman. Yani onu bilmiyorum ama abartma öyle, mevzu. Öyle. Ya burada abartacak bir şey yok. İstediğin kadar öv, abartamazsın. O da güzel. Bu da güzel bir abartı oldu. Yani sen devrimi sabah. Cenk. Sürekli Cenk. Örnek çünkü. Bir bak şunu onu söyleyeyim. Mesela diyor ya oyuncu mesela küfür etmiş. Oyuncu kavga çıkarmış. Futbolcu gece hayatında yakalanmış. İşte sevgilisi varmış, şusu varmış, busu varmış. Gençlere örnek kötü örnek oluyorsun. Bir sporcu gençlere böyle kötü örnek olmaz. Bir sporcu sahada sürünerek gençlere kötü örnek olur. Bir sporcunun gençlere örnek olma yükümlülüğü sahada yaptıklarıyla alakalıdır. Dışarıda istediğini yapar kardeşim. Kendi bilir yani. Kendi bilir. Sahadakini etkilemediği sürece. Aynen. Çünkü sporculuk, sanatçılık ekstra işlerdir. Anlatabildim mi? Hafif böyle deli olmak gerekir. Ekstra işler bunlar. Bu memuriyet değil bu. Anlatabildim mi? Yani böyle devlet dairesinde çalışan adamla karıştırmayın. Onun belki mecburiyeti vardır, örnek olmak mecburiyeti vardır. Sporcunun yoktur. Sporcunun örnek olma mecburiyeti sağlığıyla alakalıdır. Cenk de bu anlamda örnektir. Ha dışarıda da örnek gerçi. O özel bir durum var ama. O yüzden çocukların özel hayatlarıyla, bilmem neleriyle falan bunlarla uğraşmaktan vazgeçin. Tamam. Sana söyleyeyim. Volkan Demir'in haberini okuyorum. Fenerbahçe'ye transferin son gününde kiralık olarak katılan Jansen takımda adeta domino etkisi yaptı. Alanya Spor ve Beşiktaş maçlarında birer gol atıp birer de penaltı yaptıran Hollandalı golcünün performansı teknik direktör Aykut Kocaman'ın fikrini değiştirmesine neden oldu. Tüm oyuncular hazır hale geldiğinde takımı çift santrfor oynatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı çok iyi atıcılar dediği Jansen ve Soldado'yu birlikte oynatma amacındaydı. Ancak Jansen'in hem top saklama hem de golcülük özelliğiyle öne çıkması sistemde değişikliğe gitme kararını şimdilik rafa kaldırdı. Aykut Kocaman 10 yeni ismin katıldığı takımda ideal 11'ini Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü kadro olarak belirledi. Sadece Şikirtel Neustadter değişikliğiyle rötuş yaparak yapacak olan Kocaman 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek. Soldado'yu hamle oyuncusu olarak kulübede tutacak Kocaman. Hollandalı yıldızı Jansen'in ekstra katkısının orta alandaki çeşitliliği artırdığına inanıyor. Başarılı teknik adam Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena gibi pas kalitesi yüksek isimleri bir arada oynatarak Jansen'i ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı planlıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde aslında iki tane
bütün alanı gidip gelebilecek savunma beki var. Kim onlar? Yani İsla solda, Dirar sağda bu işi yapabilirler. Bunu yapabilirler. Bence, bilmiyorum. Yani bu çok çok yüksek kalite değil belki Dirar'dan dolayı ama yüksek kalite olabilir. Oraya çıkabilir. Şimdi bu iki kanadı bu iki oyuncuya verebiliyorsan eğer, Aykut Hoca'nın çok sevdiği bir şey değil. Bu biliyorum ama daha merkeze toplanmış bir takım eldeki oyuncular uygun ben olabilir. Yani bir böyle bir senaryo var. Nasıl bir senaryo? Bu solda da öyle Yansen'in birlikte göbekte oynadığı, Valbuena'nın serbest olduğu, Giuliano'nun ekicinin sağda olduğu, Souza'nın da sağda olduğu bir oyun imkanı var. Ama yeter ki kanatları iki oyuncuya bırak. Yani merkezde oyna. Nasıl bir oyun bu? Yani Fatih Hoca'nın son Galatasaray'da şampiyon olduğu 4-4-2'ye yakın bir oyun. Böyle bir imkan var. Yani Fenerbahçe'de garip bir şekilde Yasin'in içine girmesiyle seçenekler çoğaldı. Vatan görev adamı Kameni. Haber Ali Can'ın. Fenerbahçe'de iki haftadır kaleyi koruyan Kameni, profesyonelliğiyle teknik heyet ve takım arkadaşlarını kendisine hayran bıraktı. Kamerunlu file bekçisi hiçbir çalışmadan kaytarmadığı gibi yaşına rağmen en ağır idmanlardaki özverisiyle örnek oyuncu oldu. Kendine güveni, arkadaşlarına yaklaşımı ve sempatikliğiyle öne çıkan oyuncu, Volkan'la girdiği forma rekabetinde de hiç kapris yapmayarak olgun davrandı. Kaptan Volkan Demirel'in ısınmak için sahaya çıkmadığını gördüğünde sebebini soran ve aldığı cevap karşısında olsun bir dahaki maçta çıkar diyecek kadar olgun davranan Kameni, kaledeki yerini iyice sağlama aldı. Aldı mı sence? Yok. Daha... Ya Volkan... Önemli bir kaleci. Yani o Volkan'ın ne kadar konsantre olduğuyla, kafaya ne kadar taktığıyla alakalı işi. Volkan bir işe %100 konsantre olursa, ama toptan bahsediyorum yani. Başka işlerden değil yani. Yani amigoluk tarafından ziyade futbolundan. %100 kafaya da kalırsa, konsantrasyonunu 5 saniye bile kaybetmeyecek şekilde ama. Çünkü kaybetti mi dağılıyor. Kafaya takarsa Türkiye'nin en iyi kalecisidir. Bunu ben söylemiyorum. İstediğiniz... Türk kaleciler arasında istediğiniz kaleci antrenörünü sorabilirsiniz. Bak, Barbara Strikova korta nasıl gölgesini yansıtmış. Güzel fotoğraf. Değil mi? Yani hangisi Barbara? Değil mi? Şey böyle, İskambil kağıdı gibi. Ters çevirsen de oluyor. İskambil kağıdı gibi. Toptan anlayacağız hangisinin olduğunu. Evet, Strikova'nın raketini fırlattığı an bir de o var. Sanki ona bayağı birisi raketini fırlatmış gibi değil mi? Evet, bu nasıl raket fırlatma? Kendine doğru mu fırlatmış? Yerden sektirdi herhalde. Ha, olabilir. Avustralya'da düzenlenen kayak organizasyonundan bir fotoğraf. Pek bir şey anlamadım ama ha. Zıplamış o tepeden. Peki. Galiba. Tenisin iki yaşayan efsanesi Federer ve Nadal Laver Cup'ta beraber çiftler maçına çıktılar. Şahane bir sahne değil mi? Evet, evet. Yani insanda yarattı. Böyle yan yana görmek enteresan bir duygu. Şey. Yani oynatmaz mısın şeyde, ileri ikilde? Yaparlar iş, ben sana söyleyeyim. Sağlam bir orta sahayla. Yaparlar, nereye koyarsın? Nadal aileden futbolcu zaten. Evet, bitti program. Beşiktaş'ı bir kez daha kutluyoruz. Programımızın sonuna geldik. Spor Servis programıyla Mehmet Demirkol'la birlikte yarın yine karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.